Merhaba arkadaşlar, Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Sky Adventures'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şimdi ben buradaki minerları ikinci seviyeye çıkarttım. Bölüm arasında çıkartacağımı size söylemiştim. Hatta üçüncü seviyeye çıkartmak için gereken kristal de buldum. Bunu artık bir sonraki bölüm çıkartacağım. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Artık çok fazla malzeme birikiyor. Bu malzemeleri bir sistematiğe koymamız lazım. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Hatta buradaki yaratıklardan çıkan şu loot bag'leri falan bir openlattırmamız, açmamız lazım. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şu sandık. Bu sandıkı bir alayım şuradan. Kırmızı sandığımızı. Şimdi bundan hangi tür materyaller çıkıyor? Dur bakayım. 1, 2... Şimdi kaç farklı bize şey lazım? Bir EMC'ye giden lazım. Bir tane de elemeye giden sistem lazım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şu arkadaşı buraya koyalım. Hop. Şöyle sarıdan çıkanları da, yani EMC'ye çevireceklerimiz de, bunu da şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi ben big item filter'ları yaptım. Makinaları kullanarak hazırladım bunları. Bölüm arasında sıkıntı olmasın diye. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım öncelikle. Şu 64 64. Şu 64 olanları bir alalım. Her şeyden tekil kalsın. Yani o kadar düzgün yapmamız lazım ki ileride problem yaşamayalım. Başka var mı 64? Şunlar var ama bunların EMC'si yok. Onlara da bir çare bulmamız lazım. Tamamdır. Bunları şuraya at. Gerçi bunların şey yapalım. Table'ımıza tanıtalım arkadaşlar. Eğer olmayan varsa. Zaten hepsini daha önceden tanıtmışız. Sıkıntı yok. Şimdi ben istiyorum ki şunlardan birer tane alalım. Stone, granit, diorit, andazit, moss stone, podzol, sand. En azından buradan aldığımız materyalleri EMC'ye tanıtmış olalım diyeceğim ama şunları bir geri koy. Çok kafam karışık. Farkındasınız siz de. Şimdi şunu şöyle bir yerleştirelim. Sen speed şöyle bir dursun. Sen gel. Dur bakayım. Dur. Sen bir şurada dur. Sen de bir şurada dur. Item filter'lar yanımda. Cüzdanı şuraya koyayım. Tamamdır. Şimdi daha düzgün bir şekilde yapacağız. Şu üst tarafımız bir boşalsın. Tamam. Şimdi stone, granit, andazit, diorit, moss stone. Bunlardan EMC'si olanları bir alalım. Çoğun EMC'si var yalnız, güzel. Ice çıkmış. Obsidian, terakota, white terakota, orange terakota, magneta terakota, light blue terakota. Güzel. Şimdi şuradan extract yapacak. Filter koyacağız. Bakayım. Bayağı büyük. Güzel. Şimdi whitelist. Aynen. Oo, bunları böyle tek tek whitelist'e ekleyeceğiz. EMC'si var, pozolun var, sendin var. Aslında bunu bölüm arasında yapacaktım ama siz de görün istedim. Şimdi red sandstone çıkıyor, gravel çıkıyor. Clay zaten çıkıyor, nether rock, soul sand, sponge, grass block, mycelium, packet ice, terakota, 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 terakota ve bir sürü çeşit terakota. Bunları buraya aldık ve bunların da EMC'si olduğu için şimdi artık şuraya atabiliriz. Öğrenmediklerini de öğrenir. Nerede kaldık? Magneta terakotada mı? Bakayım. Göremiyorum ki. Şunu almışız en son, aynen.
Şimdi sen EMC var. Var. EMC'si var. Şunların yok. Şunu al ve Mika'yı al. Tamamdır. Buradan da yine filtre verebildiklerimizi verelim. Yellow, pink. Şöyle şu şu ve en nihayetinde bu. Tamam. Şimdi buradan bir filtremiz doldu. Dolayısıyla şunun arkasından bir çıkış daha verelim. Şuraya birleşsin. Şuna da bir item filter oluşturalım. Red terakota, black terakota, şu arkadaş ve bu arkadaş işimizi görür. Dediğim gibi şimdi bunları da bir tanıtalım. Eğer sistemde yoksa bunlar da tanınmış oldu. Tamamdır. Şimdi bize bir tane enerji kondenser lazım. Şundan. Bunları neye çevirsek? Diamond'a çevirelim diyeceğim ama zaten az bunların EMC'si. Sıkıntı olmayacaktır. Şimdi şuraya. Çünkü yeşillerden çıkanları da al. Gerçi şuraya koysak olur ya. Şuraya. Tamamdır. Şimdi burası sadece insert. Burası extract. Gerçi bu şu anda doluyor içine. Şu da extract ve always aktif. Şimdi bunları hızlandırabiliriz. Şuradan speedlerimizi alalım. Şimdi sana 15 tane. Ufak bir teknik aksaklıktan sonra geri geldik. Hala konuşmamda da aksaklık var galiba. Neyse. Şimdi gelelim fasulyenin daha faydalı kısımlarına. Bunlar dolmaya başladılar. Sıkıntı yok. Burada marble ile limestone var. Bunlarda da sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşta olanları bir filtreleyelim. Şimdi şöyle. Tamamdır. Whitelist'e. Hatta bunun da speed'ini verelim. Şu anda kapalı dursun. Şimdi burada EMC'si olanlar. Glowstone'un var. Al kenara. Şunları da bir kenara alalım. Burada çok fazla çıkmayacak tahminimce. Şimdi Nether Quartz, Gold, Silver, Lead, Copper, Tin, Uranyumun varmış. Onu alalım. Böyle farklı farklı bir sürü materyal var. Bunları da ayıklayacağız. Litharit kristalin var. Eridyumun var. Ardite, Apatite. Şu arkadaşın var. Kronite'ın var. Diğerlerinin yok. Aynı şekilde isteğimiz budur ki buradan Glowstone'u, Uranyum'u, şu arkadaşı, bunu ve bunu çıkart. Bunları EMC'ye dönüştür. Şunları da tanınmamış olanları da tanıtalım. Bunu açtık mı? Aktif edelim. Tamam, içindekileri boşalttı. Sıkıntımız kalmadı. O zaman bunları diyelim ki sen bize EMC'ye dönüştür. Hadi bakalım. Şunu da at şuraya. Bunları Diamond olarak EMC'ye dönüştür dedik. Çünkü çok fazla EMC'leri yok. Toplandıkça Diamond toplansın bunlar. Güzel. Tamam, bu ilk çöpümüzü çözdük. Şimdi geldik asıl buradaki sıkıntıya. Burada bir kısmını pulverizer'dan geçireceğiz. Bir kısmı da bunların maden arkadaşlar. Bu madenleri kullanmamız lazım. Şimdi öncelikle şöyle yapalım o zaman. Bize maden olanları bir çıkartsın. Şöyle üstten yapsın bunu. Maden olanları da nereye atsak? Acaba bir tane Ender Chest mi yapsak bunun için? Olabilir.
Ender chest. Şöyle. 1, 2. Buna bir de renk bulalım. Ne vardı elimizde? Bunları boyayabileceğimiz. Turuncuya boyayabiliriz. Turuncu. Orange dye. Şöyle bir 6 tane alalım. Şimdi kardeşim. Sizleri ben bir boyayayım. Şöyle koy. Şöyle koy. Sonra işleme sokalım. Tamamdır. Bunlar da hazır. Şimdi şuna bir tane filtre koy. Upgrade'lerini koy. İstiyoruz ki power şeyden geçirip şunu da insert'e dönüştürelim. Şu anda bir şey gelmiyor. Aynı buradaki sistemimiz gibi çalışsın. Şunu bir kır. Pulverizer'dan geçirsin. Buradan extract et. Tamam. Bunlardan geçirsin arkadaşlar. Burada da pişirsin. Şimdi hangilerini pişirebiliriz? Diamond'lar pişmez. Emerald'lar pişmez. Nether Quartz. Nether Quartz Ore. Bir bakalım. Diyelim ki bunları Pulverizer'dan geçirdik, tamam. Sülfür çıkacak ama. Bu ek materyaller biraz sıkıntı. Ona da şöyle bir çözüm bulacağız. Buradan da bir tane daha filter. Bu da blacklist olacak. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane lever yapalım. Ya da direkt burayı bir kapatalım. Şunu bir kapatalım. Never aktif. Şu anda aktif de olmasın. Tamam, blacklist itemlar da bunun içinden geçemesinler. O zaman daha güzel oldu. Pulverizer'ı daha net kullanabiliriz. Şimdi şunları bir al. Hatta şu leveli şuraya bir koyalım. Şimdi örnek veriyorum. Buradan kömürü göndersek. Bu arada 30 olmuş. Şunu bir al. Abi üzerimde şey yok. Şimdi kömür olur. Redstone Pulverizer'dan geçer. Lapis geçer. Diamond geçer. Emerald geçer. Nether Quartz geçer. Ha bu insert zaten. Buradan. Şimdi kömür. Redstone. Lapis. Diamond. Emerald. Nether Quartz. Bunları bir gönder bakalım. Tamam, Pulverizer'a girdi. Neler girdi? Kömürler girdi. Şunu da hızlandıralım. Biraz daha speed'e ihtiyacımız var. Her şeyi verimli kullanmak istiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Tamam, burada birikiyor. Kömür tozu geldi. Sülfür geldi. Cinnabar geldi. Sıkıntı yok. Güzel. Hepsi Pulverizer'dan geçiyor. Şunları at o zaman buraya. Sıkıntımız kalmadı. Şimdi gold, silver, lead. Bu da lead. Iron. Bu da iron geç. Copper. Tin. Bu da mı tin? Aynen. Şu kalacak. Şu kalacak. Bu ne işe yarıyor? Bakacağız. Energized nedir? Rack geç. Certus Quartz Ore. Uses. Pulverizer'dan geçer mi? Geçer. Tamam. Ruby. Pulverizer'dan geçiyor. Sapphire'da geçiyor galiba. Tamamdır.
Safir'i de al. Bu neymiş? Periyot. Bu da geçer. Çoğu geçiyor ya. Şunu bir koy. Cinnabar geçiyor mu acaba? Redstone. Yok. Mesela bu geçmiyor. Bunu geri al. Uses. Redstone Furnace. Bu geçiyor. Black Quartz çıkartıyor bize. Şunu bir al. Alüminyum. Nikel. Platinum. İridyum. Mana Infused. İşte böyle ayıklayacağız aralarından. Aynen. Bu da geçiyor. Bunu aldık. Şuydu yanılmıyorsam. Aynen. Ember de geçiyordu. Doğrudur. Bunu da bir al. Bu arkadaş geçiyor mu? Draconium. Crusher, Furnace. Yok artık. Aa geçiyor. Güzel. Bunu da Pulverizer'dan geçirelim. Draconium Ore. Yellowrite. Yellowrite da geçiyor. Bunu da ver. Dimensional Shard Ore. Bu geçmiyor. Bu arkadaş geçiyordur muhakkak. Aynen. Charged. Surtis Quartz yaptık mı? Yalnız normal Surtis Quartz'a çeviriyor. Bu benim işime yaramaz. Bunlar Charged kalsın. Bu geçer. Bu geçer. Bu ne? Apatit. Ararararararara. Geçiyor mu? Geçiyor. 12 tane veriyormuş. EMC'si de var. Güzel. O zaman bu da geçsin. Şimdi bayağı bir topladık. Hepsini buraya sığdırabilir miyiz? Gold. Sen git. Lead gitsin. Iron gitsin. Copper gitsin. Tin gitsin. Surtis Quartz gitsin. Ruby. Safir. Şu arkadaş. Bu arkadaş. Tamam, bunların hepsi buraya sığacak arkadaşlar. Gitti. Draconium'ları verelim. Yellowrite. Tabi bir süre sonra biz seviyeleri atlattıkça burada farklı materyaller de birikecek. Şunları da bir gönder. Bu hızlı gitmiyor mu? Hızlı gidiyor, tamam. Buraya geliyor. Takılan yok galiba. Güzel, buradan da pişebilecekleri şeye göndereceğiz. Fırına göndereceğiz. Burada bu kaldı. Bu ne işe yarıyormuş? Bu da Pulverizer'dan geçiyor. Bitümen veriyor. Tar çıkartıyor. Ya işte bunu farklı kullanabiliriz gibi geliyor. Oil Sand. Dursun bence. Bu arkadaş. Bu da bitümen veriyor. Ama farklı böyle petrolyum gibi bir şey çıkartıyor arkadaşlar. Bunları bence ayrı bir makineden geçirelim. Bu da kalsın. Use. Destabilizer. Tamam. Aa, bu tektonik petrolyum. Bunun için başka ne kullanabiliyoruz? Petrolyum dust. Yok, bu bizim işimize yaramıyor. Bunu zaten geçiremiyorduk. Resonant and Stone.
Tetonik petrol. Bu ne veriyormuş peki? Ender'ı veriyormuş. Erittiğimiz zaman Resonant Ender'ı veriyor. Arkadaşlar bunlar sıvı çıkartanlar. Oil. Şu arkadaş. Bu arkadaş. Energized Nether Rock. Magma Crucible. Nasıl çözeceğiz şimdi bunları? Hangisi daha çok işimize yarar? Onu da bilemiyorum. O zaman bunları daha sonra kullanacağız. Tamam, burası da temizlenmiş oldu. Şimdi gelelim asıl sıkıntıya. Şurada bir uyuyalım. Şimdi buradan bazılarını fırına göndermemiz lazım. Allah, yolumu karıştırdım. Çünkü bunun içi birikiyor büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi gold geçsin. Silver geçsin. Lead geçsin. Iron geçsin. Bunlar hep şey. Tin. Tamamdır. Bu zaten tin. Copper. Arkadaşım gel şöyle. Kömürler kalsın. Diamondlar kalsın. Redstone'lar kalsın. Nether Quartz kalsın. Lapis kalsın. Alüminyum. Nikel. Şu arkadaş. Iridium. Mana Infused Metal. O kalacak. Kalacak. Sülfür. Bu sinabarı da galiba ısıtabiliyoruz. Lakin şu anda dursun. Amber duracak. Led. Led'e daha önce izin verdik mi? Vermişiz. Tin. Uranyum. Ardite. Kobalt. Bu da yine alüminyum. Galiba şimdilik bunlar yeterli. Şimdi şuradan blacklist değil, buraya bir whitelist yapacağız. En azından metalleri fırınlara bir göndersin. Şu arkadaş. Şu arkadaş. Kobalt tamamdır. Şimdi buna da diyelim ki Redstone mod. Bir anda gönderdim hepsini. Gönderebildiğini gönderdi herhalde. Bunu da açalım. Fırınlar dolduğu için şunu bir çek bakayım. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, burayı da ayıklamış olduk. Bunun içinden de gereksiz materyalleri bir ayıra dursun. Biz o arada şu arkadaşımı çözelim. Bu arkadaşın içi de gerçekten çılgınlar gibi dolu. Şimdi buradan EMC'ye dönüşebilecekler. Şunu bir kaldır. Şunu bir extract, gerek yok. Şimdi ok. Tamam, oklar. Başka cobweb. Rotten flesh. Çubuk. Iron. Redstone. Glowstone. Kemik. Başka. Şu gunpowder. Aynen. String. Şu arkadaş. Gunpowder aldık mı? Aldık. Ender Pearl. Bucket. Skeleton Skull. Şu arkadaş. Bu arkadaş. Havuç. Patates.
Bunlardan var mı? Spider Eye. Şeker. Şişe. Bu neymiş? Bunu da al. Beyin. Beyin de dönüşüyor. Enderman Head. Galiba bu da dönüşür. Şimdi bunun içini bu şekilde bir süzelim. Öncelikle. Şuradan. Extract yap. Lakin ki. Filtre uygula. Bu filtre de whitelist olsun. Buradan EMCC olanları bir gönderelim. Bir içi bir temizlensin. Ve burada bir sürü de şey var arkadaşlar. Loot bag çıkıyor. Bu loot bag'leri de değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu gitti. Şeker. Şişe. Bu arkadaş. Beyin. Enderman. Ve bunları tanıtmak istiyorum. Şunları bir git. Hiç tanıtmadığımız var mı acaba? Zombi kafası falan. Şekeri tanıtmamışız herhalde. Enderman Head. Bunlar tamamdır. Şimdi speedy tamam. Bunu bir aktif et bakalım. Şuradan da insert edelim. Tamam, oklar moklar geliyor. Bunun içi de sağlıklı bir şekilde boşalsın. Asıl gelelim şimdi diğer parçalara. Mesela şu bow. Bunu ben göndermek istiyorum ama match meta desem içindeki oklar gider mi? Gidiyor. Süper. Mesela kürek çıkmış. Bir daha kürek çıkarsa gönder. Ondan sonra loot bekler. Muhteşem. Loot bekleri de bu taraftan çıkartalım. Yine aynı mantık. Şunu bir geri al. Burada gerek yok. Extract edecek. Whitelist'le. Tamamdır. Şimdi come on loot bag. Uncommon loot bag. Loot. Epic. Legendary. Tamamdır. Şurada başka ne tipleri var bunun? Uncommon. Epic Rare'i aldık. Şu arkadaş var. Şu arkadaş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çeşit. Doğru mu acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 7. Çok acayip. Şimdi bag opener. Bizim bu arkadaştan da yapmamız lazım. Lakin ki önce bunları bir gönderelim. Sen... Sen, sen, şöyle bir gelin, sıkıntı yok. Şimdi bunları nereye göndereceğiz? Bag opener'a göndereceğiz. Hadi gelin şu parçayı da yapalım. Şu arkadaş, bunların nasıl çalıştığını hatırlamıyorum. Şöyle bir koyalım, deneyelim. Bu taraf insert. Buraya izin ver. Tamam, loot bag'leri içine atıyor. Açabildiklerini açıyor. Lakin bu bize çok yavaş olabilir. Biz bence şu bag opener'dan biraz daha yapalım. Tamamdır. Şimdi şuraya da yapacağım. Hatta biraz daha yapabilir miyiz? Şöyle, şöyle. Tamamdır. Şu konduyu tıkır. Şimdi bunların hepsi insert. Bu taraftan malzemeyi versinler. Şurada
Insert. Insert. Çünkü çok fazla loot bag geliyor. Oo, içleri dolmuş bile. Bunlar buraya gidiyorlar. Daha burada bir sürü loot bag var. Bunların hepsini açtırtacağız. Of, burada var ya. Tonlarca malzeme var. Bunların hangisinde EMC var, hangisinde yok bilmemiz imkansız. Yine de biz bunları bir sandığa döşeyelim. Şunları bir al. Şuraya bir at. Ondan sonra bizim chest lazım ya. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Sandıkların içine dolduracağız arkadaşlar. Şimdi chest. Şimdilik şöyle bir 3 tane alalım. Şimdi buradan extract et. Şu taraftan da insert edelim. Şunu insert et. Şunu da bir insert et. Şuralar yine extract. Şimdi bunların içinden faydalı olanları ayıklayacağız, EMC yapacağız falan. Fıstık bayağı uzun sürecek. Bu arada name tag arıyorduk, çıktı bir tane. Güzel güzel. Şimdilik şunları bir at bakalım buraya. Item conduit'te gönder. Tiny torch. Cüzdanımız yanımızda kalsın. Şu loot bag'leri dolduralım içine. Şunu da bir al. Yeşil mi? Yeşil. Güzel. Buna hızlandırıcı koyduk mu? Koymuşuz. İskelet kafası. Oo, bunun için dolması bayağı sürecek. Şurada bir ışıklanmamış bölge var. Burada peki yeni bir şeyler çıkmış mı? Yok. Burada. Burada da şu anda yok. Bu arada 50 tane birikmiş. Neymiş bu? 400 bine yakın. Samazingo. Bunların içi mi boşalmıyor diyecektim ama bunların içi de gayet hızlı boşalıyor. Bunlara doldurmuyor mu? Insert. Insert işte. Niye bu kadar yavaş gönderiyorsun ya? Speed upgrade'in var. Şu taraftakileri mi dolduruyor? Sıkıntı yok. Biz bu işe biraz destek atarız. Al kardeşim. Al sana da. Siz de bize bir yardımcı olun. Al sana da vereyim. Güzel. Tüm loot bag'leri bir açtıralım. Epikler mi? Epikler. Şöyle bir içini doldur. Bu arada bunları açıyor mu acaba? Bu da güzel. Tamam, tüm loot bag'leri de açtıran sistem de hazır. Acaba içinde şunlar falan tıkanma yapacak mı? Onu çok merak ediyorum. Şunu bir açmayı dene bakayım. Açamıyor. Onları açamıyor. Açamadıklarını ama dışarı atıyor. Sıkıntı yok.
Gayet güzel. Şunu da bir koyalım. Şurayı da bir kır. Şunu da bir al. Son olarak seni de attım. Şunlar da şurada dönüşsün. Sıkıntı yok. Burada bayağı bir malzeme çıkmış. Bunun için de bir şekilde ayıklamamız lazım. Bunlar da EMC'ye dönüşsün. Şu neymiş? Burada EMC'si olmayanlar. Kömür mümür, bunların hep EMC'si var. Aslında bunları hemen yok edebiliriz. 30 squares, apatit. Tamam. Bunları da bir EMC sandığına gönderelim arkadaşlar. Şuradan bir enerji kondenser. Tamamdır. Bak bunu unutuyorduk az kalsın. Neresine koysak? Şöyle koyalım. Şimdi conduit. Bu değil. Filter. Ne fark eder ya? Al. Başka? Speed yine lazım olur. Yanımıza alalım. Şimdi ben isterim ki şuradan çık. Sen bir karışma. Sen big filter'la upgrade'le, sen de insert'i al. Şimdi buradan kömür, diamond, emerald, redstone, quartz, lapis. Bunun arkadaşımızın yok. Pulverized coal. Ne geldi buraya? Sülfürde de EMC var. Cinnabar'da yok. Bu arkadaş da var. Güzel, bunların da varmış. Safirin var. Bunun var. Certus Quartz var. Black Quartz var. Amber'in var. Draconian var. Güzel. Apatit. Bunu da ver. Bunlarda da sıkıntı yok. Bu niye atmıyor dışarı? Şöyle bir yapalım. Şimdi senin filtre'ın kömürü, diamond'ı, emerald'ı, şu arkadaşı, Ruby, Safir. Bunları da EMC'ye tanıtmayı unutmamamız lazım. Cidden tertemiz bir sistem oldu yalnız ha. Burada Draconium'u da elde etmiş olduk. Ve apatit. Şuraya bir at bunları. Tanıtmadığımız varsa bunları da tanıtsın. Şuradan bir sal bunları bakayım. Bunların hepsini neye çevirsin? Emerald'a mı çevirsin? Emerald'a çevirsin. Sıkıntı yok. Al. Şunu da bir at. Güzel. Bunun içi de temizlenmiş olacak. Ne kalmış? Mana ile Cinnabar. Bu pişebiliyor mu? Pişiyor. Aslında bu da Quicksilver oluyor. Bunu da pişmeye gönderelim. Tamam. Şöyle. Bu da orada pişsin. Bu arkadaş ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor lakin mana infused ingot oluyor. Şöyle bir şey merak ediyorum. Şunu bir al. Bunu ver mesela fırına. Buraya geldi. Buraya atabiliyoruz mu bunu? EMC'si olduğu için atamıyoruz zaten. Dolayısıyla buradan da çıkmayacaktır. O zaman bunları da burada pişirip depolayalım. Sıkıntı yok. Hazır pişmiş olsun. İşimize yarasın. Şunları da bir sal.
Dönüşebilenler gitsin burada dönüşsün. EMC'leri toplasın. Şimdi buna yeni bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Buna. Burada da yeni bir şey yok. Burada sıkıntı yok. Oo. İşte buralar çöplük. Bunları ayıklamanın bir yolu olur mu, olmaz mı? Artık onu da bir sonraki bölüm bakalım arkadaşlar. Ama güzel optimize ettik. Ben de onların diğerlerini de bir ayarlamasını yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.